Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir masal dinlemeye hazır mısınız? Bugünkü masalımız birazcık böyle şaka yapmayı seven, bazen tadını kaçıran arkadaşlar için. Hadi o zaman gelsin masalımız. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanların birinde bir fil yaşarmış. Karada yaşayan en büyük hayvan filmiş. Üstelik bu fil şaka yapmayı da çok severmiş. Hortumuna çektiği suyu en olmadık zamanlarda arkadaşlarının üstüne püskürtürmüş. Arkadaşları da ona çok ama çok kızarmış. O ise bu duruma kahkahalarla gülerek onların karşısında böyle bakarmış. Büyük olduğu için de kimse sesini çıkaramazmış. Bir gün ormandaki hayvanlar ona hep birlikte toplanıp bir ders vermeye karar vermişler. Fil de tam böyle uykusuna yatmış ve tam rüyalara dalmış. Ve diğer ekipse büyük bir kovanın içine su doldurmuşlar. Uyuduğu ağacın altına gelip filin uyuduğu yerde beklemeye başlamışlar. Fil uzun bir süre sonra uyanmaya çalışmış, uyanmış. Sonunda esnemiş, birazcık böyle bir kendine gelmeye çalışmış ve nihayet de uyanmış. Orman halkı da zaten büyük bir heyecanla filin uyanmasını bekliyormuş. Bir, iki, üç diye bağırmış tilki. Hayvanlar hep birlikte tuttukları kovanın içindeki suyu filin başından aşağı dökmüşler. Fil etrafına bir bakmış. Daha neye uğradığını anlamadan sırılsıklam oluvermiş. Ne yapacağını da bilememiş. O zamana kadar dalga geçip eğlendiği hayvanlar karşısına geçmiş ve file kahkahalarla gülmeye başlamışlar. Şuna bak, ne kadar da şaşırdı diye böyle hepsi kahkahayla gülmeye başlamışlar. Ve fil şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş. Ne diyeceğini bilememiş. Ve fil o zaman anlamış ki yaptığı şakalar arkadaşlarını aslında güldürmekten öte üzdüğünü anlamış. Ve ormandaki hayvanlar file demişler ki, işte senin bize yaptığın şakalar böyle canımızı yakıyordu. Seni uyardık ama bize hiçbir zaman dinlemedin. Şakalarına devam ettin. Umuyoruz ki bu sana güzel bir ders olur. Bir daha bize böyle şakalar yapmazsın. Fil arkadaşlarına yaptıklarını hatırlamış. Biraz üzülmüş. Meğer kendisi gülerken arkadaşları ne kadar da üzülüyormuş. Ve fil bu olaydan dersini almış. Bunu anladıktan sonra hepsinden teker teker özür dilemiş. O günden sonra fil de ormandaki hayvanlarda mutlu mu mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.